müsamaha ve hoşgörünün diriltici bir iksir olduğuna inanıyoruz. Bunun öldürücü bir zehre dönüşmemesi için sınırlarını nasıl tespit edebiliriz? Hoşgörü, müsamaha diriltici bir iksirdir. Bunun öldürücü bir zehre dönüşmesi de söz konusu değildir. Müsamahayı, toleransı, affu saffi, merhameti, muhabbeti bir tarafa bırakırsak, işte o zaman biz öldürücü zehir oluruz. Duygularımız, düşüncelerimiz. O zaman ne olur? Bağnazlık olur, yobazlık olur, fanatizm olur. İşte o öldürücü olur. Aslında İslam dini bir müsamaha dinidir. Tolerans dinidir. İsterseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk Medine'ye teşrif buyurduğu zaman orada mevcut ayrı kabilelerle yaptığı anlaşmalara bakabilirsiniz. Yahudilere ve varsa Hristiyanlara, varsa münafıklara neyse, başka milletten olanlara öyle haklar verilmiştir ki zannediyorum en ileri demokrasilerde dahi o hak verilmemiştir. Belli bir dönemde. Ve kötülük yapacakları, arkadan vuracakları, ihanet edecekleri ana kadar da bu devam etmiştir. Ve bu haklardan, bu hürriyetlerden o gün demokrasi bilinmiyordu belki ama fakat büyük ölçüde onun önemli insani prensipleri yaşanıyordu. Demokratik hak ve hürriyetlerden herkes yararlanıyordu ve istifade ediyordu. Ne bir Yahudi, ne başka milletten olan birisi, ne de gelen oraya misafir olan birisi katiyen mahrum edilmiyordu. Bu açıdan Müslümanlık müsamaha üzerine oturmuş bir dindir. Allah Resuluna Allah Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde affu saffı tavsiye etmiştir. Yani kusurlara karşı göz yum, görmemezlikten gel buyurmuştur. Onun hayatı da hep o çizgide cereyan etmiştir. Biraz evvel Hazreti Mesih'in noktayı nazarını ifade etmeye çalıştım. Zina eden insana bile. Bence Allah Resulü'nünki ondan daha büyüktür. Çünkü Maiz hatırlayacaksınız veya Gamidiyeli kadın. Allah Resulü'nün huzuruna geldiklerinde ben zina ettim. Haddi şer'i tatbik et beni temizle deyince dön git demiş. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. İşte İmam Müslim'in Sahih Müslim'inde ve Nese'inin Sünen'inde baktığınız zaman hüdud bahsine göreceksiniz bunu. Dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. O ısrar edince, dört defa gelip ısrar edince haddi şer'i öyle tatbik edilmiştir. Ve bir defasında biri gelip birinin hırsızlık yaptığını söylemiştir. El kesilmeye karar verilince de adam ben vazgeçtim ya Resulallah demiştir. Ne diye demiş buraya kadar getiriyorsunuz. Buraya kadar getirinceye kadar vazgeçmiyorsunuz. Karar verildikten sonra vazgeçiyoruz diyorsunuz demiştir. Bu açıdan Allah Resulü'nün bu mevzudaki tavırları Hazreti Mesih'ten şefkat adına da, re'fet adına da, mürüvvet adına da daha ileridir. Bu açıdan biz esası müsamaha olan bir dini temsil ediyoruz. Hususiyle ahir zamanda ben Seyyidina Hazreti Mesih'in nüzulünü, o nasıl iner onu bilemeyiz nüzulünü, daha ziyade o topluma şefkatin, re'fetin, insaniyetin, affın, safın, müsamahanın kusurları görmemenin hakim olması şeklinde anlıyorum. Hazreti Mesih kendine ters bir cemaate inmez yani. Evvela o cemaat, o duygu, o düşünce içinde olması lazım. Fransız ordusuna Türk kumandanı olmaz. İngiliz ordusuna Türk kumandanı olmaz. Türk askerine İngiliz kumandanı olmaz yani. Kendinden olur. Evvela asker, nasıl askerse şayet başına gelecek, tayin edilecek kumandan da o türden olur. Bu açıdan sizin suratınıza bir tokat aşk ederlerse dönün bir tokat da öbür tarafına aşk etsinler müsamahasını ortaya koyan Hazreti Mesih bir yönüyle ahir zamanda da eğer bu havasıyla hakim olması önem arz ediyorsa, bir mana ifade ediyorsa demek ki medenilere galebe ikna ile olduğu bir dönemde kılıca silaha bedel Kur'an'ın elmas düsturlarının gönülleri fethettiği bir dönemde Muhammedi ruhla gelen adalet ki bir yönüyle biraz da sertlik ifade edecektir bu. O adaletin Hazreti Mesih ile temsil edilen şefkat yanıyla biraz tadil edilecek. Bilmem ki ifade tarzımın karışıklığı içinde maksadımı anlatabildim mi? Yani Mesihiyet bugüne kadar yaşadığınız kılı kırk yararcasına o adaleti biraz daha yumuşatarak
günümüzün insanının nazarında sevimli, mahbub ve şirin hale getirecek. Bu Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem icmalen mevcuttur. Çünkü o hakkaniyet ve adaleti temsil eder. Zamana bağlı, zamana muallak olduğundan dolayı şartlar zuhur edince o mesele bir yönüyle tafsilen ele alınacaktır. O şartlar olmayınca herhalde mesele yine icmale dönecek, eski haline incirar edecektir. O şartlar zuhur edince yine öyle olacaktır. Ve günümüzde kanaat-ı aczanemce benim, öyle kılı kırk yararcasına adaletten daha ziyade şefkatli olmak, merhametli olmak önde gelir. Bu açıdan da hoşgörü şiarımız olmalı. Tıpkı bir Mevlana gibi, bir Yunus Emre gibi olmalı arkadaşlarımız. Herkese sadırlarını, sinelerini aşmalı ve kötülükler onların müsamahadan atmosferlerine çarpınca toz duman olup gitmeli, şahapların atmosfere çarpıp toz duman olduğu gibi. Paramparça olmalı ve ermelidir. Atalarımızın bir sözü vardır. Ruhu dil, yılanı delikten çıkarır. Tatlı ney sesi kobraları oynatır. Oynatır yani, o zehir hayvanlarını oynatır. Kalkar dans ederler, raks ederler. Allah Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken ona şöyle buyurdu. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Firavun'a giderken Allah Firavun'un yumuşak söze karşı bile tavrı olduğunu biliyordu. Hazreti Musa'ya inanmayacağını biliyordu. Küfründe inat edeceğini, temerrütte bulunacağını biliyordu. Buna rağmen Musa ve Harun ikisine de diyor ki وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona yumuşak bir üslupla, kavli leyyinle konuşun, maksadınızı öyle anlatın. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda gözettiği nükteye hep dikkati istirham etmişimdir, rica etmişimdir. O nükte de şudur. İnsanın sözünün yumuşak olması kalp kaynaklı olursa devam eder. Yani kalbinizde siz yumuşak iseniz yumuşak sözlülük devam eder. Hani Mevlana'nın esas tabiatı sertliğe, huşunete kilitli başlayan köpekler için enteresan bir şeyi vardır. İfadesi vardır. Müritleriyle geçerken bir mezbeleliğin üzerinde birbiriyle oynaşan başlayan köpek yavrularını görürler. Ve derler ki Hazret görüyorsunuz ne kadar yumuşak, ne kadar birbirlerini seviyorlar. Buyurur ki bir kemik atın, o zaman anlarsınız. Yani kemik attığınız zaman işte hırslar depreşecek orada. İnatlar depreşecek, boğuşmaya başlayacaklar. Esas ruhlarında mündemiç, mekni olan huyları neyse ortaya çıkacak. Arz edebiliyor muyum? İnsanın ruhunda sertlik varsa şayet uzun boylu o insanın yumuşak olması düşünülemez. Öyleyse kavli leyyin, sürekli kavli leyyin dediğimiz yumuşak dil, tatlı üslup. Bu ancak yumuşak bir kalpten, yumuşakla kilitlenmiş bir kalpten kaynarsa devamlı olur. Yine Hazreti Piri Muan diyor, bir ateş böceği uzun zaman rasat ehlini aldatamaz. Ateş böceği, ateş böceği ise bir gün yıldız gibi görünür, iki gün yıldız gibi görünür. Nihayet miadı dolar, düşer karşınıza ateş böceği olduğunu anlarsınız. Uzun zaman aldatamaz yani. Yıldız, yıldızdır. Yıldız böceği de yıldız böceğidir. Bir insanın kalbinde huşunet varsa, icabında dişi varsa, ısırabiliyorsa şayet, ne kadar yumuşak davranırsa davransın, bir yerde kuyruğuna basıldığında ısırmayı ihmal etmez. Öyleyse bakın yani Kur'an-ı Kerim'in وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا demesi aynı zamanda yumuşakla kilitlenin demektir. Çünkü bir gün Firavun'a yumuşak davranacaksın, ertesi gün sert davranınca yaptığın her şeyi yıkmış sayılırsın. Benim gibi bazen suni yumuşaklık, fakat bazen de iki sene, üç sene yaptığın şeyi bir dakikada yıkarsın. Yıkarım yani çok. Çok vakidir bu. Hiçbir şeye yaramaz bu. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir surede ifade buyurduğu gibi önce örüyorsun, örüyorsun, örüyorsun bir dantela, ondan sonra ucundan tutup çekiyorsun, söküyorsun. Kur'an diyor ki böyle yapmayın diyor. Böyle iplik bükeceksin, sonra da bozacaksın. Evet. Bununla bir yere varamazsınız. Öyleyse çok iyi anlamak lazım Kur'an'ın maksadını. Kur'an bize tatlı dille konuşun derken
Firavun'a giden insana tatlı dille konuş derken, o Firavun ki Hakk'a karşı bütünüyle kapalıydı. Gözü kör ve kalbi duymaz, kulaklar da sağırdı. Ona yumuşak bir dil kullan diyorsa şayet, bu demekti ki haliniz yumuşak olsun, gönlünüz yumuşak olsun, tavrınız yumuşak olsun. Yoksa tatlı dil konuşacaksın efendim, ondan sonra da tavırlarına bir ekşilik sergileyeceksin, onun hiç faydası yoktur. Bunları taklit edip meselenin ciddiyetini ihlal etmek istemem. Mümkün doğrusu. Öyleyse idarecilerimize, çevremize tatlı dil, yumuşak üslup bizim için çok önemlidir. Bir de ters tarafını bunun arz edeyim. Günümüzde eskiden yoktu, Ziya Paşa'nın dediği gibi yeni çıktı bir üslup var. Şu televizyonlarda böyle laik anti laik, demokrasi anti demokrasi, kemalizm anti kemalizm. Karşı tarafa bir grubu yerleştiriyorlar ve orada naseza, nabeca bir sürü söz söylettiriyorlar. Münakaşa içinde meseleleri tahlil ediyorlar. Bu bir kere Kur'ani bir üslup değildir. Peygamberane bir üslup değildir. Burada Müslümanlık adına hiçbir şey anlatılamaz. Aksine insanlar Müslümanlıktan nefret ettirilir. Efendimizin üslubu değildir o. Hazreti Musa Firavun'a giderken git başına vur, başını yar falan demiyordu Kur'an-ı Kerim. Yumuşak dil kullan diyordu. Efendimiz'e de vazifeni yap, şe'ni rububiyetin gereğine karışma diyordu. İnneke la tehdi men ahbebt velakinnallahi yehdi men yeşâ diyordu. Sen hidayet edemezsin, Allah kimi dilerse hidayet eder diyordu. İnanmıyorlar diye öyle kalbin sıkışmasın diyordu. İnanmıyorlar diye kendini öldürecek misin yani? Allah dilerse hidayet ederler. Allah dileseydi bütün insanlar hidayete ererlerdi diyor. Tadil ediyor peygamberini. Bu açıdan o üslup İslami üslup değildir. Çünkü o üslupta Müslümanlık şirin gösterilemiyor. Müslümanlık sevdirilemiyor. Aksine o haşin, o sert, o hırçın adamların dilinde Müslümanlık fevkalade hırçın bir mesle olarak gösteriliyor. Demek şimdi elinizde güç ve kuvvet yok. Fırsat ele geçtiği zaman kelle alacaksınız siz. Demek bizim hepimizi ipe çekeceksiniz. Demek yeniden giyotinler işleyecek gibi bu düşünceyi, bu imajı uyarıyorsunuz. Nereden çıktı o batıl düşünce? Nereden çıktı? Bilemiyorum. Çıktı bir yerden ve bir kısım kasıtlı başkalarının tahrikiyle vazife ve rol alacak insanlar da o vazife ve rolü yüklendiler. Müslümanlıktan nefret ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dünyada İslam'a ait veya İslam etrafında şüphelerle alakalı en çok kendisine soru sorulan insanlardan biriyim desem fahir adına, gurur adına söylemiş olduğumu düşünmeyin ama bir gerçektir bu. Çünkü 20-30 senelik camilerde, kürsülerdeki vaizlik hayatımda bir defa öyle umumi çıktım, kendi planladığım şeyi orada arz ettiysem, bir diğer sohbette de cemaatten gelen sorulara cevap vermeye çalıştım. O camilerdeki sorular büyük ölçüde tespit edildi, fihristi bile yapıldı, binlerce zannediyorum. Fakat onun iki katı arkadaşlarımızla, bazen hususi getirmiş arkadaşlarımızla ama her seviyedeki arkadaşlarımızla münazarada geçti. Ben şuna şahit oldum. Bir yönüyle kemali teessür ve teessüfle ve bir diğer yönüyle de kemali beşaretle arz ediyorum. Sevinçle arz ettiğim yanı şudur. O toplantıya, o meclise getirilen insanlar veya camiye getirilen insanlar, gel senin şüphelerin varsa işte şüphelerini falan adam gidersin mülazasıyla getirmemişlerdir. Gel hele bir de bir camiye uğra yani. Değişik yerlerde değişik insanları dinlemişsindir, bir de camiyi dinle falan demişlerdir. O uzat oraya gelirken şartlanmış olarak gelmez. Ve siz de karşınızda öyle bir insan var mülahazasıyla konuşmazsınız. Dolayısıyla siz benliğiniz hesabına laf etmezsiniz. O da benliği hesabına gerilimde bulunmaz. O masumane yani camide bir imam ağzı, bir imam üslubuyla konuşmalarınızın çok defa müessir olduğunu, o insanlar bir şey alarak gittiklerini görmüşsünüzdür. Ve işte bundan dolayı ben buna kemali bişaretle diyorum.
kemali sevinçle diyorum. Bir de kemali teessür ve tahassürü var. Teessüfü var bunun. Yani bütün benliğimle üzülerek arz ediyorum ki, arkadaşlar şöyle dedi getirdiler. Gelin şüpheniz ve tereddüdünüz varsa hocaya anlatın, onları gidersin dediler. Onlar daha gelirken kafalarında 50 tane istifam imal ettiler. Ve oraya geldiklerinde oturdular. Siz konuşuyorsunuz onlara. Siz konuşurken çok defa şahit oldum. Bak binlerce diyorum ben. Binlerce. Siz konuşurken onlar sizi dinlemiyorlar. Kafalarında soracakları yeni soruyu planlıyorlar. Mesela aynen geçen de bir yerde ben bunu yine arz ettim. Evinde böyle bir sohbeti gerçekleştirdiğimiz zat da vardı orada. Şimdi ayağı ayağın üzerinde senin mukaddes saydığın şeylerle de alaylı oturuyor. Mesela ayağını ayağın üstüne atıyor, ayağını hareket ettiriyor, bağışlayın böyle. Tepen atıyor senin zaten. Benim terbiyem müsait değil bu şey. Şu Tanrı denen şeyden bahseder misin? Nasıl karşıladınız bunu, bu yaklaşımı, bu üslubu? Fakat la havle demiş, bu zehir zemberekşeyi sineme çekmiş ve belki gözlerim dolmuş. Rabbim, ben bu hakarete, sana hakaret bana katlanarak geldi. Sana saygısızlık katlanarak bende mâkes buldu. Fakat senin hatırına katlanıyorum ben buna. Bu sana böyle dedi ama hele ben bir bunu dinleyeyim. Belki seni anlatma hesabına kendimi buna dinletirim. Demiş, sineme çekmiş. Ama öyle saygısız insanlar ki gelirken öyle şartlanmış olarak geldiğinden ve siz de nefsinizi o mevzuda bir şey anlatma havasından alamadığınızdan ötürü Allah tesirini alıp götürüyor. Şu Tanrı'yı anlat diyorsun, anlatıyorum. O gün ne dedim bilemiyorum. Tabii o kadar ezberleyip gidiyorum ben oraya. Yani işte mesela bir molekülde şu kadar atom vardır. Bunlar ihtimal hesaplarına göre şöyle olursa ancak bir araya gelebilir değil. Bir canlının, hele insan gibi mükemmel bir canlı meydana filan. Güneşte şu kadar hidrojen, helyume şu kadar dakikada dönüşmektedir. Her dakikada şu kadar kilo ton kaybetmektedir. Eğer güneş ezeli olsaydı şimdiye kadar çoktan bitmiş. Bu türlü şeyle ezberleyip matematik ve fünunu müsbetten gidiyorum. Benim o sahalarda bilgim yok ama ezberliyorum yani. Ve uzmanlar da geliyorlar, rakamlara bakıyorlar. Bazen bazıları ya ben bunu bilmiyordum, hele bir kitaba bakayım diyor, geliyor ertesi gün hocam doğru söylemişsin diyor falan. Tabii doğru söyleyeceğim. Ben Kur'an'ı da ezberledim, onları da ezberliyordum. Allah için Kur'an ezberledim, Allah için onları da ezberliyordum. Ve anlamada benim için acınacak haldir bazen. Bazen bir Darwin konferansı vereceksiniz. Bir kitabı, zoolojiye dair bir kitabı 2-3 defa okuyorsunuz kafanıza koymak için. Ben onun iftidai halini bile görmemişim. Benim tavrı aklımın üstünde. Şimdi o adama da evirdim, çevirdim, anlattım ben. Doğru diyorsun dedi bana. Hakikaten yani Tanrı'yı yeryüzünde sanki inkar eden mi var sen böyle evirip çevirip anlatıyorsun dedi. Biraz evvelki adam bak. İyi o zaman anlaştık madem. Senin Tanrı dediğin, benim de Allah dediğim ve derken de böyle bir nefes alma havası içinde vicdanımın inşiraha kavuştuğunu hissettiğim o Rabbi Ecelle Ala, bunu da anlaştıksa bir başka şeye geçelim. Fakat ya hocam ben şu kader denen şey bir türlü aklım vermiyor. Başlayıp hani onu anlatıyorsun sonra. Diyorsun ki ya hani sizin gibi komiserin bilmesi lazım bunu. Karl Marx mutlak manada bir cebri determinizmaya inanıyor. Bir kaderlik var onda. Kainatta cari kader var, siz yok diyemezsiniz. Bir kaderi program hakim kainatta ve insanda da insan iradesi hesaba katılarak yapılmış. Bir şartlı determinizma var diyorsun. Ve bu istikamette diyebileceğin şeyler diyorsun ki kader inanmamış bir insan anlatılması zordur, hiç unutmuyorum. Söylerken arkadaşıma da tasdik ettirdim orada. Öyle değil miydi dedim. Ya hoca konuşuyorsun beyhude, kadere inanmayan mı var diyor. Ne senin inanmadın? Şu Hazreti Muhammed bir türlü aklım almıyor. Bu defa başlıyor onu anlatıyorsunuz. Yani bir fakir bir kıtmir nasıl anlatır efendisini öyle. Yani. Düşe kalka yahu diyor Hazreti Muhammed'i dünyaya zaten geçende mesela bir yerde diyor bilgisayara vurdular dünyada işte birinci sırayı tuttu adam. Yani ne anlatıyorsun? Ben de biliyorum senin kadar onu diyor. Fakat şu Tanrı'ya bir türlü aklım vermiyor diyorsun. Var ya gözü bağlı, bir şey etrafında dönüyor. Mesafelere rağmen,
mesafelere düğümlenmiş. Az gidiyor, üz gidiyor hikayelerde var ya, çuvaldız boyu yol. Hiçbir şey anlatamadım. Ve ben bizzat da misal verdim, bu bir vaka. Yüzlercesi oldu böyle. Anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın. Kalkar giderken derler ki, hoca yahu senin dediğin bu şeyleri bizim üniversitedeki hocalar da söylüyorlar ama fakat aynı neticeyi çıkarmıyorlar. Galiba senin dedikten bir aslı yok. Ben keşke bu binlerce insana münferit böyle cedel şeklinde anlattığımız bu şeylerden bir tanesi inanmış olsaydı. Bir tanesi bana deseydi, ya hoca böyle anlatın ben de inandım. Bir tane görmedim ben burada. Fakat birisi geldi bir gün yani, hiç ihtimal vermiyorsun. Ben falan yerde şuyum, bakıyorsun bir uzman bir adam. Camide hocam gelmiştim ben, o cemaatin o halini öyle gördüm. O dine karşı hayişi öyle gördüm, o gençleri öyle gördüm. Bana öyle bir tesir etti ki demiştir yani. Çünkü üslubu. O açıdan ben o cedele, kavgaya, münakaşaya götüren ve dolayısıyla bazen iyi şeyler söyleme imkanı sizin için de her zaman mümkündür. Yakaladığınız o şeylere bile karşı taraftan reaksiyon duyulduğundan, tepki gördüğünden dolayı elinizdeki o cevherler bile hüsnü kabul görmüyor. O açıdan üslub o değildir. Üslub, müsamaha üslubudur. Ve yine göreceksiniz o gün, hani keşke fakirlerin ben Yunus gibi bir gönlüm olsaydı, Mevlana gibi bir ufkum olsaydı, Hazreti Bediüzzaman gibi bir sadrım sinem olsaydı, başımı böyle hakka hakikati anlatacağım insanların ayaklarının altına bir kaldırım taşı gibi koysaydım, bas istihkakı vardır, bas ama beni dinle diyebilseydim. Ama bendeki suni belki de hani bilemiyorum, samimi olduğumu söyleyemem. Fakat gördüğünüz gibi o yazarlar bilmem ne de Cem Karaca yanıma oturdu. Ben televizyonda görmüştüm defaatle. Ama orada ben kalktım ayakta onu istikbal ettim. Tazimatta, tebcilatta bizim ifadelerimize takdiratta bulundum. Bir insan çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkıyor, adeta el pençe divan duruyor. Diyorlar ki, ya Resulallah Yahudiydi. Buyuruyor ki, insandı. Anlıyor musunuz? İnsandı diyor. Ve insandı, ben de kalktım elini sıktım. Eğer o bazı şeylerden mahrumsa benim ve benden evvelkilerin kusuru var orada. Anlatamamışlar demek. Seviyesinde anlatamamışlar. Ve insan, her dönemde bu türlü insanlar vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sus zamanında ne yapmıştı bu insanlara karşı? Seviyelerine göre muamele etmişti. İnsanlık yaparsanız insanlık bulursunuz. Keşke ben daha büyük insanlıklara aklım erseydi, daha büyük insanlık sergileseydim. Ciddi böyle bütün benliğimle, bütün ruhumla, bütün vicdani derinliklerimle orada dökülebilseydim, ihtimal yani belki onun kalbine bir kıvılcım bile atılmış olabilirdi ama seviyemize göre. Sonra yukarıya geldi, orada lobide oturduk, orada birkaç insan geldi. Ve diğer taraftan o Burhan Çeçen de geldi. O da bu alemin, bu dünyanın duygusunu, düşüncesini seslendiren bir insan. O biri bir tarafında oturuyordu, biri bir tarafında. Ben dedim ki, gelecekte sanatın önemi ve rolü çok büyük olacaktır. Ve sanat adına, bir milletin dirilişinde, sanat adına sizler, siz ve siz dedim, bu işin fikir işçilersiniz dedim. Size bu millet ihtiyaç duyacak. Bir baktım daha bir temennaya girdi kendine göre, daha bir saygıya girdi. Temsil ettiği mesele eğer değer atfedilebilecek bir mesele ise şayet, ben bir gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum. Hakkı söyleme mecburiyetindesiniz. O insanlar boş insanlar değil ki. İnayet Allah bir kabiliyet vermiş, onlar bu kabiliyeti geliştirmişler. Şimdi diyalog dünyasında yaşıyoruz. Münasebet dünyasında yaşıyoruz. Kendimizden de biraz evvel arz ettiğim gibi endişemiz yoksa, emin bulunuyorsak şayet, bence onlarla beraber bulunma, onları kabul etme, sadır ve sinelerimizi onlara açmada hiçbir kaybımız olmaz bizim. Aslında insanımız böyle bir şeye muhtaçtır. O onlara insanı adab ve erkan öğreteceğiz. Veya tabiri diğerle şöyle diyeyim,
İnsanlığa giden yolda onlar önümüzde olmasınlar. Rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ise insanlara verilecek şeyleri biz verelim. Başkalarının önünde olalım. Huşunet başkalarının olsun. Mülayemet bize yeter. Evet, hoşgörü filan deniyordu bu mevzuda. Biraz dağıttım mevzu belki. Kafalarınızı karıştırdım. Evet, öldürücü zehirle ölmemek için işte o mülayemet, müsamaha, panzehirini elimizde tutalım. İnsanlara onu verelim yani. Kobraları bile tahtı tesiri almayı bilelim. Arkadaşlara her zaman arz ederim. Bana göre başarılı insan en kötü insanla çok iyi geçinip ondan bile şikayet etmeyen insandır. Kosturmada üstadın muamelesini hatırlayacaksınız bir yönüyle de. Diyor orada çok kavga oluyordu. Ben gidip hep haksızlara biraz bir ölçüde taraftar oluyordum. Bana dediler ki bu haksız tedbiri ne diye yapıyorsun? Ben ona dedim ki haklı insan insaflı olur. Haksız insan insafsızdır. Haksızın da meseleyi çözerseniz şayet haklı zaten çözüm hazır bir ölçüde hatırlayacaksınız. Bence arkadaşlarımız o haksızlardan bile kaynaklanan problemleri çözecek kadar kendilerini yetiştirmeleri lazım. Hatta o yüksek performansların, yüksek istidatların, karizmaların en önemli derinliklerini bence bu insanlı yanları teşkil etmelidir. Mantık, muhakeme, şu bu, bunlar bir şeydir ama fakat bu şeylerden öte bir şey vardır. Yine Yunus'un ifadesiyle şey vardır, şeyden içer o da müsamaha, toleranstır. Bizim düşünce dünyamızda ağırlığı vardır. Zannediyorum fikir hayatımız tahlil edildiğinde bunun çok engin bir yer olduğunu, çok ağırlıklı bir yer olduğunu göreceksiniz. Müşahasını arz etmemi benden istemeyin lütfen. Müsamaha.